geldin. Ver tatlım bana. Alayım. Sağ ol. Gel bakayım sen. Oy oy. Hoş geldin Gülsüm. İyisin değil mi? Başka bir sıkıntı yok. Yok, bildiğin gibi. Ya evden biraz uzaklaşmak istedim. Sizin işiniz yoktu değil mi? Böyle emrivaki gibi yolda haber verdim ama. Yok yok, hadi gel. Gel, uzun uzun konuşuruz. Geç içeri. Kahve zararlı. Meyve. Gerçi gece gece meyve yenmez, kilo yapar derler ama. Onun da kilosu olan düşünsün ha. Yapayım mı, sana da içer misin? Yok. Uyutmaz beni yoksa. Farkındayım, keyfin yok. Muhtemelen kendine kızıyorsun. Yok, kendime neden kızayım ki? O zaman pişmansın. Abine güvenmediğin için. Hayır. Hiç pişman değilim. Bak abim... sert adam. Hatta bazen de kaba. Ama bu onu kötü bir adam yapmaz değil mi? İyiyim yani. İyi tabii. O her zaman böyleydi. Sadece hayat dersi zor yerinden sordu ona. O da çabuk büyüdü. Birden adam oldu. Ama hiçbir zaman kötü biri olmadı. Sen de yıllarca kızdın, küstün. Niye peki? Neden yaptın? Çünkü yanıldığım için. İçimdeki iyi çocuğu kaybettiğim için. Babam odun kırardı. Bize iş verirdi. Hatırlar mısın? Çünkü biz onun peşinde dolaşırdık asker gibi. Bize iş versin de ona yardım edelim diye. Hatırlıyorum. Sonra bitirirdi işini. Hadi bakayım çocuklar, tutun şu odunları da bana yardım edin. Götürün içeri. Aferin size canlarım benim. Abim sana böyle en küçük odunu verirdi, hatırlar mısın? Bu kadar. Senin böyle kazağını ellerine kollarına kadar çekerdi. Kıymıklar batmasın diye. Bana biraz daha büyüğünden bir iki tane verirdi. Kendisi böyle 6-7 saniye yüklenirdi. Abim deli gibi çalışırdı, biz yorulmayalım diye. En çok bizi düşünürdü. Hep sevdiklerini düşünürdü. O güzel çocukluk günleri geçti gitti abi. Gitsin. Zamanı tutamayız. Ama içimizdeki çocuğu, içimizdeki iyi çocuğu tutabiliriz. Ki kaçıp gitmesin. Bak. Biz birbirimize düşersek düşman çok. Bizi toz duman ederler. Bunu unutma. İyi düşün. Ben içeri gireyim. Uyudu hemen. Gülsüm. Onlar da yattılar. Özgür'ün yanındalar. Yiğit. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey sana çok ihtiyacım oldu. Ben hep senin yanındayım. Ama korkuyorum. Yani böyle tam diyorum ki tamam bitti. Artık ne dert tasa ne hiçbir şey kalmadı diyorum. Sonra yeni bir şey çıkıyor. Biliyorum.
Ama ne yapayım? İşte bu benim ailem, geçmişim. Tam namı yakaladım derken adam yine kaçtı. Şimdi bir de bu Oğuz Savcı. Ne oldu savcı? İçime karışma diyor işte açıkça. Uzak duracakmışım. Her şey benim yüzümdenmiş, ailevi mesele, duygusal yapmışım falan filan. Yiğit, bırak adam işini yapsın. Çok haksız da sayılmaz. Nasıl bırakayım Suna? Abim tehlikede. Yani baksana, sular iyice bulandı. Ben şimdiye kadar Namık'ı niye yakalamadım zannediyorsun? Abim de yanında olduğu için hayatı tehlikedeydi. Ama şimdi bu Oğuz Savcı ne pahasına olursa olsun abimi yakmak pahasına bile işin peşini bırakmayacaktır. Nasıl sessiz kılayım? Tamam sen de haklısın ama ben de senin için endişeleniyorum. Çünkü seviyorsun. Evet, biliyorum, ben de istiyorum. Sen özgür, hepimiz huzurlu bir hayat yaşayalım. Ama öte yanda kader kurbanı abim, benim canım ciğerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.